Engin Ardıç, baş mu lazımdı. Muhalefette saf tutan bazı gazeteci arkadaşlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'nin adını ortaya attılar. Kesici'ye adayımız sen olacaksın şimdiden hazırlığını yap denildiği öne sürülüyordu. Sonra hemen bu yayını kestiler Kesici'yi yıpratmamak için. Öte yandan kimileri de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak emekli orgeneral İlker Başbuğ'un adını verdiler. Sonra onlar da hemen sustular. Bu arada Kılıçdaroğlu'na madem ki genel başkansın sen kendin aday olmalısın şeklinde baskılar da sürüyordu. Deniz Baykal bu adayın mutlaka partili olmasını istiyor. Yani beni gösterin demeye getiriyor. Öbür yandan Muharrem İnce adayın atamayla değil bütün parti üyeleri tarafından genel bir oylamayla belirlenmesini teklif ediyordu. Kılıçdaroğlu daha çok erken henüz vakti gelmedi diyerek topu hep taca atıyordu. Bizler de bir bardak suda sanki kazanma ihtimalleri varmış gibi koparılan bu fırtınayı gülerek izliyorduk. Son günlerde İlker Başbuğ ismi gene ısıtıldı. Paşa da Afrin'e siyaset karıştırmayın gibi asıl Kılıçdaroğlu'na söylemesi gereken sözleri Erdoğan'a söyler gibi değerlendirilince adaylık ateşini Közledi. CHP Paşa'yı aday gösterebilir mi? gösterebilir. Kimliğine, huyuna, suyuna, tarihi niteliğine uygundur. Üstelik Paşa askeri vesayet bitti, sivil vesayet başladı diyerek rengini ve niyetini de belli etmişti. Bu da CHP yaklaşımına denk düşer. Peki Paşa adaylığı kabul eder mi? Çevik Birin başına gelenlerden ders almadıysa edebilir. Paşa eski sistemde anlamlı bir Cumhurbaşkanı olabilirdi. Yani tarafsız gibi yapacak bir emekli bürokrat. Üstelik FETÖ çetesinden de çok çekmiş, mağdur edilmiş bir komutan. Bildiğiniz gibi eski sistemde Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin sağ kanadı hep asker bürokrat buna karşılık sol kanadı da hep sivil bürokrat tercih etmiş ve bunu da bazı ahmak gazetecilere demokratlık diye yutturmuştur. bu bir Washington, bir Degul, bir Eisenhower değildir. Savaş kazanmamıştır. Bir Atatürk bir inönü hiç değildir tabii. Halkın yeniden başına bir asker getireceğini hiç sanmayız. Paşa'nın kazanma şansı yoktur. CHP'nin oy potansiyeli açısından da yoktur. Mesleği açısından da yoktur. Daha açık konuşalım. Paşa'nın Atatürkçülükten başka bir numarası da yoktur. Politikacı değildir. İcraat yapacak bir kişilik değildir. Eski sisteme cuk oturacak Paşa bir Gürsel, bir Sunay, bir Korutürk gibi yeni sisteme hiç uymaz. Ama kesin olan ve ısrarla söylediğimiz bir şey var. Kılıçdaroğlu asla ve asla kendisi aday olmayacak. Kazanamayacağını bilir. Böylece meclis dışında da kalacak, sıradan vatandaş olacak bir Kılıçdaroğlu o saat biter. Yapacağı en akıllıca iş Muharrem İnce'ye aday gösterip onu harcamaktır. Adaylığı kabul etmezse ince de biter, etse de ayva, etmese de ayva. Engin Ardıç sabah